Merhaba arkadaşlar. Bugün saat 10 şu an. Sabahleyin okula gitmeden önce ben burada öğrenciyim, söyleyeyim. Çarşıya geldik. Çünkü parti malzemesi bakacağız. Cumartesi günü benim doğum günüm. Bugün de yine çarşamba. Pazar günü bakmıştık ama pazar günü bütün mağazalar kapalı olduğu için bugün daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Şimdi geldik böyle çarşıya. Yürüyoruz. Birazdan hedefimize ulaşacağız. Burası çok büyük ve çok güzel bir yer. Bir sürü parça malzemesi var. Şu an bakıyoruz böyle. Burada da var da. Bir mavi var. Arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık. Yani bir sürü şey aldık. Bunları size eve gidince göstereceğim. Şimdi nereye gidiyoruz? Söğüt Aydın'a gidiyoruz. Orada pastamı yapacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi pastamızın siparişini verdik Söğüt Aydın'a. Bir de kendime aç kaldım çok acıktığım için. Şimdi eve gidiyoruz. Demin gördüğünüz görüntülerde çarşıdaydım. Çarşıdan çok büyük bir alışveriş yaptım ve bu alışveriş yaklaşık 1,5 saatimi aldı. Şöyle bir şey oldu, ben farklı bir sürü mağaza gezdim. Güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Çok uygun aldım, gerçekten hani çok uygundu. Ve bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Ben doğum günümde böyle 12 şeklinde uçan balonlar yaptıracağım. Fakat uçan balonları o gün almanız gerekiyor çünkü her yumu kaçmasın, yani havası inmesin diye o gün alacağız. Bu videoyu da doğum günüme 2-3 gün kala çektiğim için bu şekilde aldım. Cumartesi günü doğum günüm ve bugün çarşamba. Hemen aldıklarıma geçiyorum. Önce uçan balondan aldıklarım var. Bir tane ev maytafı. Ev maytafı nasıl oluyor derseniz, evde koku ya da duman yapmayan özel maytaf. Hani o ince maytaflar oluyor ya pastadan çıkan. İşte onlar çok duman olduğu için biz elimizde ne kadar olursa olsun yakmıyorduk. Çünkü çok duman çıkarıyordu. Bunu bilerek aldık. Çünkü bu duman çıkarmayanlarından, yani söndürdüğünüzde çok azıcık, yani zarar vermeyecek kadar duman çıkarıyor. Ev maytafı, dumansız maytaf diye dediğinizde de bulabilirsiniz. Yani o şekilde geçiyor. Ya da bu arada konseptimizin rengi puantiyeli pembe. Yani beyaz puantiyeli pembe ve golden roll. Golden roll değil. Gold renk. Yani altın sarısı tarzı bir şey böyle. Evet. Bunları aldık. Bu konseptten biraz çıktı ama konsepte uygun türden şeylerden bulamadığımız için bunları aldık. Bunu da yine uçan balondan aldık. Böyle. Bunları böyle kurabiyelere batıracağız. Böyle türdenli. Çok güzel tatlı çubuklar. Sonra bir tane böyle dörtlü kalpli mumlar aldık. Bunu da yine pastanın üzerine koyacağız tabii ki. Ve çok tatlılar. Bunu 6,5 liraya almıştık. Çok net hatırlıyorum. Ama diğerlerin fiyatlarını hatırlamıyorum. Bu da böyle açtığımızda böyle gül oluyor. Yani gül tarzı bir şey oluyor. Evet. Ve bu arada benim toplam alışverişim, her yerden aldığım alışveriş 70 lira tuttu. Artı 185 liraya bugün pasta yaptırdık. Artı uçan balonları da 60 liraya alacağız. Yok, 35. Ya 60 ya 70 alacağız. Ya 35 liraydı tanesi ya 30 liraydı. Sanırım 70, evet 70 liraya 12 yazılı uçan balonlarımı alacağız. Yani bayağı bir masraflı oldu bu doğum günümüzün için. Evet. Şimdi geldik Pinar Kiyot'tan dev alışverişime. Masa örtüsü aldık. Böyle dediğim gibi konsept altın sarısıyla puantiyeli pembeydi. Böyle yani şey altın sarısı naylon bir böyle masa örtüsü aldık. Sonra konseptimiz puantiyeli olduğunu söylemiştim. Puantiyeli bardak aldık. Bu da 8'li sanırsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'lu bardak. Yine böyle puantiyeli tabak aldık. Konsept uygun. Bu da yine 10'lu. Sonra bir tane iyi ki doğdun yazısı aldık ve bu da puantiyeli. Bunu hiç bakmadım açılışına. Şimdi sizlerle birlikte bakacağız. İlk defa açıyorum oranı. İnşallah bozmam ya da yırtmam. Şöyle oluyor. Ha çok tatlı. Bunun puantiyeleri biraz küçük ama olsun. Böyle çok tatlı.
Bu da keçeden yapılmış. Çok güzel. İyi ki doğdun yazısı. Sonra 10 tane sanırım. Evet. Yanılmıyorsam bunlar popcorn kapları. Bunları böyle katladığımız zaman çok da kolay katlanılıyor. Bu şekilde katladığınız zaman, burada bu puantiyeli yine. Katladığınız zaman içine biz popcorn yerleştireceğiz. Bu popcornları da sarmak için bir dakika. Şu şeffaf küçük buzdolabı poşeti gibi ama daha şeyler değişikler. Böyle naylon yine arkadaşlar. Böyle bir şey işte. Bunu da yine böyle içinden geçireceğiz. Popcorn'un kutunun dışından geçireceğiz. Bağlayacağız. Böylece açılmayacak. Gerçekten çok portatif olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi böyle popcorn keseleri kağıt kutulara aldık. Böyle puantiyeli. Sonra puantiyeli bayraklar aldık. Bu da yine salonun bir duvarından bir duvarına asacağız. Böyle bayrak. Sonra hangisinden devam edeceğim? Bundan. Evet, bu da yine puantiyeli. 10 adet peçeten. Bu şekilde. Doğum günüme çok kişi çağırmayacağım için hep böyle 10 kişilik tabaklar, çanaklar aldım. Çatal aldık yine. Ama bunu puantiyeli bulamadık arkadaşlar. Çatalı maalesef puantiyeli bulamadık. Bu yüzden pembe aldık. Aslında çatalları yine gold rengi, altın sarısı rengi alacaktık. Ama dediğim gibi bir tek pembe ile mavi var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunun çok simi dökülmüş. Arkadaşlar bu da puantiyeli, çizgili, böyle karışık desenli yıldızlar. Bunun da ipi var. Bunu da yine bir duvardan bir duvara asacağız. Böyle. Yine çok tatlı bir şey. Evet. Sanırım başka bir şey yok. Evet. Burada da böyle iki tane yine Hüner Kağıt'tan aldığımız parti var dediler. Geldik ve iyi ki doğdun, iyi ki varsın yazan karton şeyler. Bunları Instagram'da ve YouTube'da çok görüyorum. Böyle alıyorlar, fotoğraf çekiliyorlar, sonra koyuyorlar. Bu şekilde iki tane doğum günü konseptli şeyler aldık. Bu arada diyeceksiniz ki altın sarısı hiçbir şey yok neredeyse. Bir tek bu var. Balonları, yani 12 şeklindeki uçan balonları da yine bu renk yaptıracağız. Balonlarımı da birazdan göstereceğim. Onları da zaten o renk aldım. Sonra marshmallow alacağız biz. Marshmallowları bu pet şiş deniliyor sanırım. Pet şişlere batıracağız. Sonra o marshmallowları da koyacağız şeye. Bir tane kavanoza ya da işte bir şeye. Yine çok hoş duracak. Zaten konseptime de uygun. Marshmallowlar biliyorsunuz pembe beyaz. Evet, çöp şişlerimiz de bu şekilde. Demin gösterdim bunu. Burada iki poşet çünkü sığmadı. Bunlar yine dediğim gibi naylon poşetler. Şimdi balonlarım böyle. Evet, sanırım kalmadı. Bir tane daha var. Bunlardan 5 tane altın sarısı, 5 tane de puantiyeli pembe aldık balonlarımızı. Hemen göstereceğim size. Bu pembe biraz cırtlak bir pembe biliyorum ama puantiyeli pembe bir tek bu renk vardı. Zaten puantiyeli pembeli balonda, yani gezdiğim yerlerde bir tek Hüner Kağıt'ta vardı. Desensiz oluyor genelde çünkü balonlar. Bu cırtlak pembe biraz ama bunu şişirdiğinizde rengi gerçekten çok daha güzel bir şey oluyor. Böyle daha açılıyor gittikçe arkadaşlar. Evet. Gittikçe açılıyor bunun rengi. Dediğim gibi bilmiyorum ama 5 tane altın sarısı, 5 tane puantiyeli aldık. Ve bununla bunun rengi aynı arkadaşlar. Yani bildiğiniz tonları, onları, her şey parlaklıkları aynı. Belki kamerada aynı değil gibi görünebilir ama yani buradan aynı. Çok güzel bir uyum oldu. Böyle. Bunun da rengi biraz açılıyor şişirdikçe. Ama yine çok güzel falan. Evet. Sanırım aldığımız şeyler bu kadar. Evet. Aldığımız şeyler bu kadar arkadaşlar. Ödece bir alışveriş yaptık.
Alışverişimi gerçekten, ya bu yıl konsept dediğim gibi puantiyeli pembe beyaz ve altın sarısıydı. Gerçekten bence güzel bir konsept seçtim ve güzel şeyler aldığımı düşünüyorum. Siz de yorum bırakabilirsiniz bununla ilgili ve eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalımın abone ol tuşuna basarak videolarından haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum.